Biliyorsunuz rejim çatırmamaya başladığında, iktidar güç kaybetmeye başladığında önce bürokrasi refleks gösterir. Bürokrasinin en temel özelliğidir. Bu havayı iyi koklar. Eğer rejim gidiyorsa kendini tedbir alır, kendini hemen korumaya alır. Çünkü yeni gelen dönemde bunların başına bela olacağını bilir. Neyden bahsediyorum? Emekli amiral Cihat Yaycı biliyorsunuz kendisi komik birisi. Gırgır açıklamalar yapıyor. Artık dalga geçtiğini düşünüyorum. Çünkü işte koç boynuzunda altın bilezik yoksa bu kişi FETÖ'cüdür falan söylemesiyle artık milletin maytap geçtiği birisine dönmüştü. Ama o durmuyor. Sürekli böyle çılgın açıklamalar yapıyor ve hatta bu özelliğiyle artık bir mizah konusu haline geldi. Benim yorumum hep şu, bu benim akli melekelerim yerinde değil, bana ceza veremezsiniz demek için bence rol yapıyor. Çünkü yaptığı açıklamaların bırakın bir tüm generali herhangi birisinin yani herhangi bir eğitimsiz bir insanın bile yapması beklenemiyor. Ama Cihat Yaycı buna devam ediyor. Şimdi konumuz şu, Cihat Yaycı ile ilgili neden böyle bir başlık açtım? O da şu. Şimdi ilgili tweetleri getireyim. Eski Atina ateşçisi olan Albay Halis Tunç'un tweetlerinde paylaştı bir de. Oradan gördüm aldım. Önemli bir gösterge olduğu için alıyorum. Nedeni de şu. Cihat Yaycı'nın başında olduğu Deniz Kuvvetleri'nde kurulan ve FETÖ-METRE denen soykırım pratiğinin merkezi olan yer kapatılıyor. Ve bu kapatılmayla birlikte oradaki bütün delillerin imha edilme çalışması var. Ve Cihat Yaycı'ya Deniz Kuvvetleri'nden uyarı yapılıyor. Yani mealen saçma sapan konuşma başımıza bela oluyorsun. Zaten bu FETÖ-METRE büyük bir suç içeriyor şeklinde mealen söylüyorum. Tabii daha diplomatik ifadeler. Ama Cihat Yaycı tam gaz boşanmışçasına devam ediyor. İpinden boşanmışçasına ve bu suçlamaları devam ediyor. Tabii bu esnada önemli olan tarafı şu. Bu esnada Deniz Kuvvetleri'nde temizlik yapılıyor. FETÖ-METRE'nin yapıldığı, uygulandığı o ateş şube denen birim lağvediliyor. Oradaki deliller kapatılmaya, karartılmaya çalışılıyor. Ve özetle detayları merak eden Halis Tunç'un tweetlerinden görebilir. Bu niye önemli? Şu açıdan çok önemli. Bunun benzeri örneklerini şu anda bürokrasinin her yerinde görüyoruz. Delil karartma var. Suçların üzeri örtülüyor. Bir takım evraklar imha ediliyor. Neden? Çünkü Erdoğan rejiminin artık dikiş tutmadığı, bir şekilde iktidarda kalamayacağını gören bürokrasi yarın bir gün başının ağrıyacağını bildiği için temizlik yapıyor, delilleri imha ediyor. Bu onu göstermesi açısından önemli. Ve FETÖ-METRE denen soykırım pratiğinde hiç şansı yok. Bu pratiğe katılan, imza atan herkes soykırım suçundan yargılanacak ve zaman aşımı olmayan bir suç. Ve görünen şu ki, işte Halis Tunç'un tweetlerinden anlaşıldığı kadarıyla Deniz Kuvvetleri bütün suçu Cihat Yaycı ve beraberinde çalıştığı birkaç isme yıkıp kendini kurtarmaya çalışacak. Bu önemli çünkü yarın bir gün bunun değişik versiyonlarını çok farklı şekillerde göreceğiz. Hatta şundan emin olabilirsiniz. Erdoğan çıkıp kardeşim bunların talimatını size ben mi verdim? Ben mi size söyledim gidip işkence yapın? Ben mi size söyledim gidip işkenceyle adam öldürün? Ne yapıyorsanız faturasını ödeyin diyecek. Hatta bu paralel devlet söylemleri, FETÖ söylemleri de benim işim değil siz ürettiniz. Ben mi söyledim size deyip bütün fatura üzerinize yıkacak. Bunu da göreceksiniz. Bu önemli. Bir diğer gündem maddemiz biliyorsunuz Türkiye verimli bir coğrafya. Toprak çok verimli. Hatta topraktan silah bile çıkıyor. Normalde sebze meyve yetiştirir, ağaç yetiştirir ama Türkiye'de topraktan silah çıkıyor. Biz bunu Ergenekon döneminde çok gördük. Lav silahları, bombalar, patlayıcılar, uzun namlulu silahlar çıkıyordu. Bu form değiştirerek devam ediyor. Şimdi de MP5 isimli makinalı tabanca. MP5'i şöyle bilebilir izleyicilerimiz. Emniyetin önünde nöbet bekleyen polisler genelde bunu kullanır. Otomatik tabanca, yarı bir yani Kalaşnikov ya da M16 gibi büyük bir silah değil ama tabanca da değil. Etkili bir silah. Her zaman emniyetin kullandığı silahlardan biridir. Biliyorsunuz bu silahlar yoğun bir şekilde 15 Temmuz öncesinde ve o gün akşamında paramiliter gruplara dağıtıldı. Hem öncesinde dağıtıldı hem de o gün akşam dağıtıldı. Bunları kayda tutulmadı. Binlerce silah kayıp. İşte şimdi onlardan bir tanesi de Beyoğlu'nda metruk bir binada karşımıza çıktı. MP5 bu. Herhangi bir yerde bulunabilen bir şey değil. Devlet kaynaklı olmak zorunda. Hani el yapımı tezgah altı bir tabancadan bahsetmiyoruz. Bu silahın orada metruk bir yere atılmış olması az önceki haberle bağlantılı. O da nedir? İnsanlar, rejimin suç ortakları, kendilerini koruyan, kalkan olan Erdoğan rejiminin sonuna gelindiğini gördüğü için artık ellerindeki suç delillerinden kurtulmaya çalışıyor. Yarın bir gün, önümüzdeki günlerde bunun artarak devam edeceğini öngörebilirsiniz. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde silahlar çıkacak, muhtelif yerlerinde patlayıcılar çıkacak. Çünkü bunlar ellerinden kurtulmaya, bir şekilde delillerden kurtulmaya çalışacaklar. Bunu Ergenekon sürecinde de görmüştük. Bu yüzden yarın bir gün Türkiye'nin muhtelif yerlerinde silah çıkarsa hiç şaşırmayın.
Yani aslında bakmak isteyenler için malzeme var. Neresi var? Mahkeme dosyaları. Mesela Akıncı dosyasını açın okuyun ya da jandarma dosyasını okuyun. Ben oradaki otopsi raporlarını tek tek okudum. Otopsi raporu okumak can sıkıcı bir şeydir. Sonuçta bir otopsi nasıl yapıldığını, şurası açıldı, burası açıldı, organları tarifi vesaire falan. Şimdi burada gireceğim yer şurası. Ya 15 Temmuz'da kayıt dışı silah olduğu ve bu silahların kullanıldığının delili o otopsi raporları. Neden? Çünkü jandarmanın önünde, Ankara'da jandarma genel komutanının önünde öldürülen sivillerin, Ankara Akıncı Nizami önünde öldürülen sivillerin vücutlarından çıkan kurşunların otopsi ve balistik raporlarına tek tek baktım ve çok net bir şey var. TSK envanterinde olmayan mermiler çıkmış. Ya bu tartışmaya kapı ateş etti, sivilleri katletti. Hatta Akıncı Nizamiye'de vurulan sivillerin, 8 sivilin 7 tanesi ensesinden tek kurşun, bir tanesi sağ kulak arkasından vurulmuş. Ya yüzü Nizamiye'ye dönük adamlar ensesinden tek kurşunla vurulamaz. Burada çok net bir şekilde birileri sivil kayıplar için özellikle çalışmış. Daha fazla insan hayatını kaybetsin diye çalışmış. Ya bunlar da mahkeme dosyasında var. Peki mahkeme ne yaptı biliyorsunuz mu? Jandarma davasında öldürülen 8 siville ilgili karar veremedi. Kimin öldürdüğüyle ilgili karar yok mahkeme kararında. Ve bu şunu gösteriyor. Mesela yine jandarma dosyasından örnek veriyorum. Sanık Tarık Kaya ismini de veriyorum. Ve müşteki olarak Mehmet Akif Aslan diye bir isim var. Kendisi cami imamı. Sanık diyor ki, ya sayın diyor Mehmet Akif, sen 15 Temmuz akşamında elinde tahta saplı Kalaşnikov'la bana ateş ediyordun diyor. Benim elimde devletin verdiği G3 var, ben ateş etmiyordum ama sen Kalaşnikov'la bana ateş ediyordun. Bu silahı nereden buldun diyor. Ya bir cami görevlisi 15 Temmuz'da elinde Kalaşnikov jandarma genel komutanının önünde jandarmaya ateş ediyor. Jandarma genel komutanı binasına ateş ediyor. Ve mahkeme başkanı ne yapıyor? Ya bu soruyu geçelim diyor. Bunun sayısız örneği var duruşma tutanaklarında. Bunu şundan özellikle altını çizmek lazım. Sedat Peker'in ifadesindeki 15 Temmuz'dan sonra da o ayrı olan da var ya, o kadar önemli ki 15 Temmuz'dan önce dağıtılan silahlar olduğunu da söylüyor. Aslında Sedat Peker iddianame yazıyor. Sedat Peker'in söylemleri aslında asılacak olan davaların iddianamesi. Yer vererek, isim vererek, detay vererek yazıyor tek tek. Yani şöyle düşünün. AKP gençlik kolları, dağıtılan silahlar ve 15 Temmuz'da hayatını kaybeden siviller. Ya İstanbul Boğaz Köprüsü'nde, Ankara'da, orada, burada bir sürü yerde doğru düzgün delil incelemesi yapılmadı. Mihal Olçok yıllardır isyan ediyor. Ya delilleri süpürdüler, yıkadılar, geçtiler. Hiç kimse delil incelemesi yapmadı. Dava açma izni verilmiyor. Düşünün Selim Tömürci dava açmaya çalışıyor, açamıyor. Niye? Çünkü bu konu açıldığı zaman 15 Temmuz akşamında işlenen cinayetlerin failleri ortaya çıkacak. Şimdi mesela görgü sanıkları YouTube'da var. Ya adam diyor ki 15 Temmuz akşamında ben Boğaz Köprüsü'nün üzerindeydim. Boğaz Köprüsü'nün sağ tarafında Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte karayolları binası var. OGS falan satılıyordu eskiden. Onun tepesinde şalvarlı, sakallı bir adam Kalaşnikov'la bize ateş ediyordu diyor. Ya bunun örnekleri var. Bu adam bir sivil. Bunun görüntüleri var. Bunun gibi sayısız örnek var. Ya Taksim Meydanı'nda Avukat Kemal Uçar'ın tutuklanmasına neden olan olay. Taksim Meydanı'nda toplanan kovanların 56 kovandan 54'ü galiba askerin silahından çıkmamış. Şimdi bazı AKP'liler diyor ki ya biz askere polise güvenemezdik o yüzden silah dağıtmamız normal. İşte AKP eski gençlik kolları başkanı İsmail Karaosmanoğlu. Twitter'da açık açık yazdı. Bir mangayı dolatacak silahım var diyor. Bu adam eski gençlik kolları başkanı. Erdoğan'ın her daim yanında. Şimdi mesela sosyal medyaya bakın. Ya AKP çocukları diye bir hesap var. Onu geçin Instagram'a bakın. Daha ben bu yayına girmeden az önce bir görüntü geldi elime. Bir okurum gönderdi. Gerçekten girdim sosyal medyaya baktım. Ya Türkiye'nin ücra bir yerindeki AKP ilçe başkanı elinde Kalaşnikov'la poz vermiş. Ve meydan okuyor. Gelin hazırız diyor. Ya Türkiye'nin ücra bir yerindeki, bakın Batı Anadolu'da, yerinde söylüyorum, Ege'de bir ilde, ilçede, şimdi hikayesini yazacağım ayrıca onu. Elinde Kalaşnikov'la poz veriyor ve gelin hazırız biz diyor. Ya o Kalaşnikov'u sen nereden buldun? Bu markette, pazarda satılmıyor. Bu mermileri nereden buldunuz? Ve en önemli şey şu, ya bütün bunları yaptınız, bu silahları dağıttınız, bu cinayetleri işlettiniz. Arkasından da bu insanlar soruşturulmasın, yargılanmasın diye KYK çıkarttınız. O geceye neden KYK çıkarttılar? Bu yüzden çıkarttılar. İşlenen suçların üzerini örtmek için. Ya net olan bir şey var. Boğazı kesilmiş Harbiyeli çocuklar var orada. Boğazı kesilen. Otopsi raporları sabit. Ve bu adamlar yargılanmasın diye özel KYK çıkarttılar. Şimdi propaganda için her şeyi yapan iktidar, öbür taraftan da gerçekler ortaya dökülmesin, birileri bir şekilde
ne olduğunu ortaya koyamasın diye inanılmaz bir sansür uyguluyor. Madem o kadar eminsiniz, niye kayyıka çıkartıyorsunuz?